Merhaba dostlar. Bu akşam eskileri analım ve eskilerden yenilere bir destek hazırlayalım diye toplanıyoruz. Görüşmek için toplanıyoruz. İşte bazı söyleyeceklerimiz olacak. Onları da kusur bulursanız kusura bakmayın. Bulmazsanız merhabalar. Bu küçük hanım benim torunum. Onu da yanımda getirdim. O da bu çalışmalara, bu görüşmelere, bir o kalabalık konuşmalara alışsın istiyorum. Onun için o da beni kırmadı. Benimle birlikte geldi. Ha, benim mesajımı da sahi bak unutuyordum. Benim mesajımı da torunum okuyacak sizlere. Hadi, hadi. İnşallah beğenirsiniz. Hadi. Merhaba, ben Defne Belli. Sevim Belli ve Mihri Belli'nin torunu, Hayrettin Belli'nin kızıyım. Bugün size babaannemin daha önceden kendisinin yazdığı bir mesajı okuyacağım. Sevgili dostlar, bildiğiniz gibi 1960'lı yıllarda dünyada ve Türkiye'de büyük bir devrimci dalga yükseldi. Aydınlar ve gençler sosyalizme doğru yöneliyordu. Ama Marksist klasiklerin çoğu henüz Türkçe'ye kazandırılmış değildi. Marksist klasiklerin Türkçe çevrilmesinin önündeki en büyük engel Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddeleriydi. Sınıf siyasetine ağır cezalar getiren bu maddeler yüzünden sosyalist klasiklerin Türkçe'ye kazandırılması en çok yayıncılar açısından cesaret gerektiriyordu. Muzaffer İlan Erdost ve Süleyman Ege gibi cesur yayıncılar bilimsel sosyalizm kütüphanesinin temel eserlerini basmaya gönüllü oldular. Bu arada 50'lerin sonuna doğru kişiye özel bir kanunla mesleğim olan tıp hekimliğini yapma hakkım elimden alınmıştı. Böylece ben de klasik Marksist eserlerin dilimize kazandırılması işini kendime meslek edinmiş oldum. Sosyalizm karşıtı 141 ve 142. maddeler demokrasinin kılıcı gibi tepemize sallanıyordu. Ancak bir yandan da aydınlar ve gençler arasında bir sol dalga yükseliyordu. Kitaplar basılır basılmaz toplatılıyor, gençlere onlarca yıl cezalar veriliyordu. Ama bizden yana dönen havanın etkisiyle bu cezaların çoğunu uygulamaları mümkün olmuyordu. Ve bilimsel sosyalizm klasikleri baskı üstüne baskı yapıyordu. Mihri Bey'in deyimiyle bu dönem demokratik mevzilerin, çitlerin göğüslene göğüslene kazanıldığı bir dönemdir. Muzaffer ve İlan Erdost kardeşler bu zor dönemin ağır bedeller ödeyen kahramanlarındandır. Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi sürdürmek dünyanın her ülkesinde zordu ve zor olmaya devam edecektir. Çünkü emperyalizm ve sömürücü sınıflar, emekçi sınıfların ve ezilen halkların uyanmasını, ayağa kalkmasını, örgütlenmesini istemezler. Ve bunu engellemek için en barbar yöntemlere başvurmaktan çekinmezler. Ama bizim ülkemizde ödenen bedeller dünyanın pek çok ülkesine ödenen bedenlerden daha ağır oldu. Gençlerimiz idam edildi. Aydınlarımız cinayetlere kurban gitti. Yüz binlerce insanımız işkenceden geçirildi. Yurdundan sürüldü. İşinden ekmeğinden oldu. İlhan Erdost'un 12 Eylül darbesinin ilk kurbanlarından biri olması bunun bir örneğidir ve kesinlikle tesadüf değildir. 1960'ların ikinci yarısına itibaren Türkiye Marksist klasiklerin en çok okunan kitaplar listesinin başına yerleştiği bir ülke haline gelmişti. Bu Türkiye ile emekçi sınıfların ve ezilen halkların gerçekleştirdiği bir aydınlanma süreciydi. Ve bu süreçte Erdost kardeşlerin özverili çabasının büyük payı vardı. İlhan Erdost'un hayatını kaybetmesine neden olan barbarlık, aydınlanma ve sosyalizm düşmanlığıydı. Bu sene İlhan Erdost'u kaybedişimizin 41. ve Muzaffer Erdost'un hayatını kaybedişinin 1. yıl dönümü. Muzaffer, kardeşi ve yoldaşı İlhan'ı kaybettikten sonra Muzaffer İlhan Erdost imzasını kullanmaya başlamıştı. İlhan onun adında yaşıyordu. Erdost kardeşler için anma etkinliği düzenlenmesi beni çok mutlu etti. Umarım bu etkinlik kalıcı çalışmalarla desteklenerek uzun yıllar boyunca devam eder. Erdost ailesine ve sosyalist geleneğimize başsağlığı ve dayanışma mesajlarımı iletiyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Erdost kardeşler benim eskiden beri çok dost olduğum, çok sevdiğim gençlerdir. O bakımdan bu etkinlik beni çok memnun etti. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Sağ olun.